Oğlumdaki ilginç iyileşmeyi anlatmak istiyorum size. Bunun yanında daha birçok iyileşme çalışmaları var da fotoğrafla çalışmaya yeni başladım. Kitabınızı okudum. Bu arada eğitimlerinize de katıldım. Ben oğlumdaki iyileşmeyi size anlatmak istiyorum. Evet. Oğlumun benim çok ağır bir kedi alerjisi vardı. Kedi bulunan ortamda dahi olduğunda vücudu kaşınmaya başlıyor, gözleri çok kızarıyor, yanıyor ve o ortamda bulunamıyordu. Mutlaka banyoya girmesi, duş alması gerekiyordu. Ve halasının bir kedisi var. Ne zaman oraya gitsek hemen duşa girerdi. Çünkü çok rahatsız oluyordu kediden. Biz bunu sadece kedi alerjisi olduğunu sanıyorduk. Bir gemiyle yolculuğumuzun sırasında dönüşümüzde hiç geçmeyen bir ay süren göz kızarıklığı. Ve o zaman ben test yaptırdım neye karşı alerjisi var diye. Olmayan şey çıkmadı yani o kadar çoktu ki köpek de buna dahil. Köpeklerle pek bir sorun yaşamıyordu. Hatta doktor dedi bizim evimizde bir sorun yaşamıyor çocuğum. Kedimiz de olmadığı için ben fark etmedim bir alerjisi olduğunu. Sonra kocaman bir liste verdiler bize. Bunun içinde toz da var bildiğiniz üzere. Düşündüm ben ne olabilir bunun çatışması diye. Ve çocuğumun hayatında ben bu çatışmayı bulamadım. Ama kendi hayatımda buldum. Nasıl mı Çok dersiniz? güzel. Ben 5 yaşındayken anneannemin yanında kalıyordum, annemden ayrı. Onlar bakıyordu bana. Bir gün yataktan kalktım. Çocukluk işte. Anneannemin de bir kedisi var. Ve çocukluk haliyle yatakta zıplamak istedim. Bir anda o kedi daha öncesinde yatağa girmiş ve ben kedinin karnının üstüne bastım. Ve o anda kedi can havliyle tabii ki beni tırmaladı. Bacaklarımı, her yerimi tırmaladı. Normalde Evet. evin kedisi, beni de tanıyan bir hayvan. Sonra düşündüm acaba bu olabilir mi diye. Çünkü çocuğumun hayatında kediyle yaşanılan bir travma yok ve hayvanları çok seviyor. Evet. Sonra ben bunu anlattım gece. Fısıltı halinde anlattım. Birkaç kere anlattım. Sonra biz bu fısıldamalardan sonra unuttum gitti ben bunu. Halasına gittik tekrar o kedisi olan halasına. Bana şey dedi oğlum. Anne dedi kediyi besleyeyim mi dedi halam yukarıda. Olur oğlum dedim git besle. Yalnız o sırada ilk gittiğimizde kedi benim yanıma geldi. Koltukta oturdu. Ben de çok hayvanlara çok düşkün bir insan değilim ama o kadar da korkmuyorum yani. Yanıma oturdu. Ben onun sırtını sıvazladım kedinin. Çok yaşlı bir kediydi. Bu arada dedim ki senin namında bütün kedilerden özür diliyorum dedim. Kuantum Senin alanına girdiniz. Kedinin kuantum alanına girdiniz. vallahi ne yaptım bilemiyorum ama şöyle sırtını sıvazladım. Özür diledim. Biraz sonraki konumuz çok iyi denk geldi. Fotoğrafların çalışma prensibi zaten. Özür dileme sebebimizi de anlatacağım. Çok iyi denk geldi. Buyurun devam edin. Evet, ondan sonra oğlum dedi ki anne dedi halam yukarıda ben dedi kediyi besleyeyim mi dedi. Olur oğlum dedim gitti kabına bir şeyler koydu falan etti. Yani kediyle epey bir haşır neşir oldu sevdi. Ama o an aklıma gelmiyor tabii ki. Sonra eve de döndükten sonra ben düşündüm. Hani benim bu çocuğun alerjisi vardı ne bir kaşınma oldu. Hiçbir şikayeti olmadı. Bir yeri kızarmadı. Yıkanma ihtiyacı hissetmedi. Ve ben o an gittiğini alerjimi hissettim. Hatta dün de bizim evimiz bahçelidir dışarıda. Bahçeye pek fazla kedi gelmez ama bir kedi gelmiş. Bahçe koltuğunun üzerine güzelce güneşe yayılmış oturuyor. Ben de alışverişe gideceğim. Ona dedim ki ben gelene kadar sen burada oturabilirsin. Ve ben gelene kadar dönene kadar o kedi orada oturdu durdu.